Yine en büyük sebeplerinden birisi Süveyş Kanalı. Mısır'daki Süveyş Kanalı açıldıktan sonra bir dönem süngerlerin bu Akdeniz'de etkilenmesi, denizdeki değişim sebebiyle süngerlerin zarar görmesi, süngercilik faaliyetini büyük ölçüde etkilemiştir. Daha sonra da özel çevre koruma kanunlarıyla beraber koruma altına alındığı için çoğu bölge süngercilik faaliyeti zamanla terk edilmiştir. Balıkçılık kısıtlı Marmaris çevresinde. Bunun sebebi ise özel çevre koruma kanunu. Özel çevre koruma kanunu rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın Muğla ziyaretinden sonra 1980'li yılların sonunda bu güzelliği görüp, Muğla'yı görüp karar verip çıkarmış olduğu kanundur. Özel çevre koruma kanunu gereği şu an Türkiye'nin en büyük özel çevre koruma alanları zaten Muğla bölgesinde bulunur. Bodrum'dan başlar, bugün günümüzü geçireceğimiz Gökova Körfezi tamamıyla içine alır. Datça Yarımadası, Marmaris, Ortaca, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye kadar olan alan tamamıyla özel çevre koruma alanıdır. Özel çevre koruma alanlarında ırmaklarda profesyonel balıkçılık faaliyeti yasaktır. Irmakların denize açıldığı noktalarda profesyonel balıkçılık yasaktır. Bir de bazı koylar ırmak ağzı olmasa bile balıkların üreme alanı ilan edilmiştir. Son 2 yıldır da Gökova Körfezi'nin yanı başında hemen altında güneyinde bulunan Hisarını Körfezi, Bozburun ve Datça Yarımadaları arasında bulunan Hisarını Körfezi de büyük balıkçı teknelerinin balıkçılık faaliyetine kapatılmıştır. Bu sayede yerimizde balık sayıları da artmaya başlamıştır. Özel çevre koruma kanunu sadece kara üzerinde değil, denizleri de koruyor yani. Şimdi bugün tekne turu esnasında buna örneklerden mesela bazı yarımadaların üzerinde çarpı işaretleri göreceksiniz. Büyük sarı direkler üzerinde çarpı işaretleri balıkçılar için uyarıdır. Bu yarımadaların üzerinde çarpı işareti varsa yarımadanın sağında solunda bulunan koylar üreme alanıdır. Profesyonel balıkçılar giremez. Girdikleri takdirde ceza işlemi uygulanır. Bu şekilde bir denetleme söz konusu. Şimdi Marmaris'in merkezinde görebileceğiniz en güzel unsurlardan birisi Marmaris Kalesi. Merkez tabii çok yoğun olduğu için oradan geçemiyoruz öyle rahat rahat otobüslerle özellikle. Marmaris Kalesi 1522 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Marmaris Kalesi 1. Dünya Savaşı esnasında bombalanmıştır. Bu bombalama esnasında maalesef düşman gemileri hedef gözetmeksizin bombalama yapmış. Can kayıpları da yaşanmış. Zarar gören kale şu anda restore edilmiş 1980'li yıllarda. Müze olarak hizmet veriyor. Marmaris ve çevresinde bulunan tarihi kalıntılar sergileniyor. Giriş ücretli müze alanı olduğu için tabii ama müze kart geçiyor Marmaris Kalesi'nde. Marmaris Kalesi'nin surlarından da Marmaris'in en güzel fotoğraflarını çekme imkanı bulabilirsiniz. Tam zaten merkezde bir tarafı denize bakıyor, bir tarafı Marmaris'e bakıyor. Kalenin etrafı kapalı çarşı, yüzlerce yerli ufaklı dükkan. Hemen ön tarafı, sahil tarafı kalenin kafeler, restoranlar. Sahilden Marmaris'in sahilinden devam ederseniz, kalenin önünden geçerseniz yürümeye Netselmarina, bir köprüye geliyorsunuz. Aslında köprüyü geçtikten sonra karşıda Netselmarina'nın alışveriş merkezi var. Oraya kadar yürüyüş yapabilirsiniz. Marmaris'in çevresinde şöyle bir hava aracıyla yolculuk yapmış olsaydınız eğer göreceğiniz iki renk vardır aslında. Yeşil veya mavi. Tarım arazisi Marmaris ilçesi ve çevresinde Marmaris ilçe sınırlarında kısıtlı. Bunun sebebi köylerimizde Marmaris'in köylerde orman köyü, genelde ormanlarla kaplı sarp arazi. Datça Yarımadası üzeri özellikle şöyle çevremize baktığımızda zaten anlayabiliyorsunuzdur. Marmaris'in tabii böyle açık arazi görürseniz, ağaçsız bölge görürseniz en büyük felaketi Marmaris ve çevresinin veya Muğla bölgesinin diyebilirim orman yangınları. Kesin orman yangını geçirmiştir diyebiliyorsunuz. Onun haricinde Marmaris'in çevresi istisnasız asırlık çam ağaçlarıyla çevrili olması lazım. Orman yangınlarında maalesef en kötü örneklerden birisini geçen sene yaşadık. 10 gün boyunca siz de haberlerde izlediniz veya devamında. Marmaris'te geçen sene çıkan yangında 10 günde 13.500 hektar alan maalesef içindeki canlılarla beraber 5 köy, 3 mahalleyle beraber yandı. Haberlerde izlerken şöyle 10 gün sonra şunu duydunuz muhtemelen. Kontrol altına alındı diye haber yaptılar. 10 gün sonra artık genişleyecek yer kalmadı, yanacak yer kalmadı. O yüzden kontrol altına alındı. Artık genişlemesi durdu. Çünkü yarımada komple yandı. Bir denizden başladı, diğer denize kadar yanınca. Ama 10 gün devamında da 30 güne yakın içindeki canlılarla beraber yanmaya devam etti. İçin zaten sarp, yüksek dağlar, yamaçlar. O yüzden maalesef böyle bir felaket atlattık. Dersimizi almamışız. Bu sene gene haberlerde duymuşsunuzdur. Solumuzdaki dağların arkası yandı. İki köyümüz daha yandı. Bu arada 4500 hektar olan 4 gün. Şimdi bu hektar alanları çok rahat söylüyoruz ama 13.500 hektar mesela 13.600 hektarı şöyle bir ucundan baksanız ufukta diğer ucunu göremezsiniz. Öyle bir alandan bahsediyorum. Maalesef kaybettik. Şimdi yavaş yavaş bir kavşağa geldik. Tam karşımızda bir kaide, kaidenin üzerinde dünyanın içerisinde inci figürü. Akşam ışıkları yandığında daha güzel inci ortaya çıkıyor. Marmaris'in dünyanın incisi olduğunu sembolize ediyor. Akşam Marmaris merkeze gelirseniz bu arada 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nı da görmenizi tavsiye ederim. Fıskiyeler çalışır, ışıklandırma çalıştığında su fıskiyelerle beraber güzel bir görsel şölen oluyor. Dileyenler onu da müzik eşliğinde takip edebilir.
Marmaris'in sembolü İnci Kavşağı. Marmaris'e gelen veya Marmaris'ten ayrılanları karşılayan, uğurlayan kavşağımız, sembolümüz. Biz şimdi günümüzde dünyanın incisi diyoruz. Geçmişte antik dünyadaki ismi de Fiskos. Fiskos'un kelime anlamı doğa güzelliği. Hemen solumuzdaki vadi içerisinde antik kent. Fiskos antik kenti temizleme yapılmadığı için, kazı çalışması tam anlamıyla yapılmadığı için çalılarla kaplı, ulaşıma kapalı. Fiskos antik kentini kuranlar Karya uygarlığı, bir Anadolu medeniyeti. Bugün beraber turumuz esnasında Kedray antik kentini göreceğiz. Dileyenler benimle beraber antik kenti gezmeye çıkabilirler. Yani Fiskos'u gezemeyebiliriz ama onun yani yaşıtı diyelim, aynı Karyalılar tarafından kurulmuş olan Kedray antik kentini dileyenler benimle beraber turumuz esnasında gezebilir. Programı anlatırken ondan da daha detaylı bahsedeceğim birazdan. Şimdi yavaş yavaş artık Marmaris'ten çıkıyoruz. Bu noktadan geriye doğru veya sola doğru buradan dönmüş olsaydık Datça merkeze kadar 71 kilometre. Datça tam merkez, buradan Datça merkez 71 kilometre. 71 kilometre gittiğinizde tabii Datça'nın ucuna varmış sayılmıyorsunuz. Daha bir 38 kilometre daha gitmeniz lazım. Toplam 110 kilometreye varan bir yolculuk Marmaris merkezden Yarımada'nın en ucu. Yarımada'nın en ucunda da sizi Kindos antik kenti karşılıyor. Kindos antik kenti bu arada tarihteki önemi gerçekten büyük. Mermer örnekleri gayet güzel. Hatta en güzellerinden birisi. Ama maalesef ulaşım zor olduğu için tarihteki değerini veya günümüzdeki değerini alamamış. Yani yeteri kadar turist çekemiyor. Ulaşım zor derken şöyle söyleyeyim. 71 kilometre Datça'ya vardınız. O yolu zaten gidenler geçmişte bilir. Virajlı yollar. Günümüzde sıcak asfalta dönüştürüldü. Tabii daha güzel bir yol oldu ama Datça'dan sonra 38 kilometrenin hele son 5 kilometresi Kindos'a varmadan karşıdan bir araba geldiğinde beklemeniz gerekiyor. O kadar daralıyor. Yani böyle yamaçlardan geçiyor tam yarımadanın ucuna. Ve tabii böyle olunca da büyük araçlar zaten giremiyor. Kısıtlı bir ulaşım var. Ama Kindos antik kenti gerçekten değerli. Hatta o kadar değerli ki Osmanlı döneminde arkeolojist adı altında gelip Anadolu'da hırsızlık yapmış olan bazı kişiler tarafından soyguna, yağmaya uğramış. Bu yağmalardan en büyüklerinden birini yapan da Kindos'ta Charles Newton 1858 yılında Anadolu'ya adım atıyor. Kindos'ta büyük kazılar veya işte nedir vahşilik diyelim artık. Çünkü hedefi belli zaten. Yani hazine bulmak, altın bulmak, eser bulmak, eser kaçırmak savaş gemileriyle. Kaçırdığı en önemli eserlerden birisi Kindos Aslan. Bazı kaynaklara göre 8 ton, bazı kaynaklara göre 12 ton. Tek parça. Tek parça 12 ton diyelim, 10 ton diyelim ortalama. Bir aslan heykelini bir anıt mezarın üzerinden anıt mezarı parçalayarak söküp götürüyor. Savaş gemisiyle kaçırıyor. Şu an British Museum'da Londra'da girdiğinizde hemen avluya sizi karşılayan ilk eser. Kindos aslanı şu an İngiltere'de British Museum'da sergileniyor. Mesela en önemli eserlerden birisi. Daha birçok eser. Charles Newton bu arada Anadolu'dan, Yunan Yarımadası'ndan ve Mısır'dan kaçırdığı bu eserler sayesinde, çaldığı eserler sayesinde soyluluk ünvanı kazanıyor. Kraliyet ailesi tarafından. Adam yani şöyle doğruyu söylemek gerekirse hırsızlıktan soylu oluyor. Yani açıkçası adam başka ülkelerden çaldığı eserler sayesinde soyluluk ünvanı kazanıyor. Fiskos antik kenti hemen solumuzdaki vadi içerisinde. Belgibi mahallesi şu anda. Marmaris'in tabii nüfusu genelde yerli nüfusunun yaşamayı tercih ettiği. Ön tarafı görüyorsunuz zaten turistik tesisler, oteller, kafeler, restoranlar, gürültü, trafik. Ama arka taraf daha sakin, ormana yakın. Sol tarafta hemen yaşamayı tercih ettiğimiz bölüm. Şu bina, solumuzda gördüğünüz büyük bina hastane. Bu arada yeni hastane binası. İnşaatı birkaç sene önce başladı ama şu an durduruldu. İnşaat yasağı tabii turizm sezonunda. Muhtemelen kışın tekrar inşallah başlar, devamı gelir. Solumuzda şöyle baktığımızda bakın yamaçlarda açık araziler var. Şu solda, sol ön çaprazda var mesela. Orası yaklaşık 7-8 sene önce yandı. 7-8 sene önce yanan yer bakın daha ağaçlar büyümedi. Büyüyor bakın ufacık ufacık da. Yani bir 60 yıl eski halinde olması. En az 60 yıl. Yanması o kadar kolay ki birkaç günde yanıyor ama eski halinde olması 60 yıl minimum. Yani bir de üzerine sarp araziler zaten. O yüzden diyorum orman yangınları en büyük felaketi Marmaris ve çevresinin. Deprem bol olur. Bol bol da duyarsınız haberlerde. İzliyorsunuz değil mi? Marmaris'te deprem. Datça'da deprem. Geçen nerede? Fethiye'de. Bodrum'da. Yoğun Muğlamada da olmuş. Bir de böyle abartarak böyle başlık atmışlar. Bir gazeteye adını söylemeye gerek yok. Yani Marmaris'te korkutan diyor. Ula'da korkutan deprem. Marmaris'in yanı başındaki ilçe. Derecesine bakıyoruz 3.9. Ya biz öyle depremleri günde 20 tane yaşıyoruz. Geçen ay aynı gecede 20 deprem oldu. Bu arada geçen sene yanan yer şu sol taraftaki dağlar bakın. Şu ufuktaki dağlar komple yandı. Marmaris'ten başladı. Şu sol tarafımız tepeler. O vericilerin olduğu tepeler. Arkaya doğru komple Yarımada, Bozburun Yarımada sonrası 10 günde yandı maalesef. %98'inde diyorlar hatta. İnsan kaynaklı olduğu gibi. Sonunda da insan kaynaklı maalesef. Şimdi geçen ay aynı gece
ve yataktayım, sayıyorum böyle. Gürültü geliyor, sallanıyoruz. Gürültü geliyor, sallanıyoruz. Şimdi yataktayım diyorum. Çünkü çıkmıyorum. Gerçekten çıkmıyoruz yani deprem olurken. Hani çıkmaya hamle bile yapmıyoruz. Evlerimiz yüksek katlı değil. Bir de üzerine eski evlerimiz bile yıllardır zaten dayanmış. Yani Rumlardan kalan evler var. Dayanmışlar. Yani bundan sonra da inşallah dayanacaklar. Üzerine sağlam zemin. Bakın her yer kayalık. Küçük şiddetli oluyor depremler. Sık oluyor, küçük şiddetli oluyor. Enerji yavaş yavaş boşalıyor. Şimdi 13 tane saydım ben. Sabah uyandığımda raporlara baktım. 20 tane olmuş. Aynı gün. Ben 13 tane saydım arka arkaya. Ama sabah haberlere bakarken insanlar evlerine giremiyor. Sokaklarda yatıyor. Abartarak anlatıyorlar. Yatakta sayıyorum ben de. Haberi istiyorum televizyonda. Sallanıyoruz belki. Evden çıkmıyoruz ama onlara kalsa eve giremiyoruz. Şimdi bu haberlere niye kızıyoruz? Göre insan olarak. Şöyle bir durum var. Buraya tatile gelecek olan yerli yabancı misafirlerimiz bu kadar çok deprem haberi olan bölgeye tatillerini iptal edebilir. Gelmeyebilir. Bunu gerçekten de yaşıyoruz. Bu yüzden zaten abartarak anlatmanın bir alemi de yoktur. Yöreye de gerçekten büyük zararı vardır. Şöyle bir düşünün, Muğla bölgesi. Tamam deprem bölgesi ama sık oluyor. Her zaman oluyor. Zarar görmüyoruz genelde. Nedir? Datça, Bodrum, Fethiye, Marmaris, bunlar hep Gökovası. Bunlar hep turizm bölgesi. Turizmle geçinen kasabalar. Bunlara çok büyük zarar veriyor. O yüzden daha dikkatli olunması lazım. Ama orman yangınları gerçekten şiddetli, korkutucu ve zarar verici. Dedim ya 5 köy, 3 mahalle yandı. Bu köylerden geçen sene yanılanlardan 2 tanesi ilk gece hiç aklımıza gelmezdi. Köylerimizin Marmaris'te bir yangın çıksın, 10 gün boyunca bütün köylerini, Bozburun yarımadasını yaksın. Hiç kimsenin aklına gelmezdi. Çok büyük felaket. İlk gece geldi köylerimize. Osmaniye ve Bayır köylerinden kaçmaya fırsat bulamadı. Evleri zarar gördü. Hayvanları yandı. Hayvanların, ağırdaki hayvanların iplerini keserek kurtardılar. Ormana saldılar. Ormanda hayvanlar telef oldu. Yani böyle şeyler yaşadık. Orman yangınları maalesef başladı, söndürülemiyor. Bakın etrafa, sarp arazi. Türkiye'nin en sarp arazilerinden birisindesiniz. Belki de en sarpında. Üzerinde ulaşım en zor bölgelerinden birisindesiniz. Antik dünyadan beri de böyledir. Bu bölgede orman bitki örtüsü, tamam çam ağaçları yaş, yanmak istemiyor, yüksek ama dibindeki yaprakları kuru. Ayrıca dibindeki bitki örtüsü de sık. İnsan giremeyecek bölgelerde yangın başladı mı söndürülemiyor, önüne geçilemiyor. O yüzden yangın başlamadan önüne geçmeye çalışıyoruz. Muğla bölgesinde ateş yakmak yasaktır. Muğla bölgesinde şu anda katiyen ateş yakmak yasak. Sadece köylülerimiz kışın yağmur yağdığı dönemde bir arazileri temizlemesi için yağmurlu dönemlerde esneme sağlanır. Onun haricinde kesinlikle katiyen ateş yakmak, mangal yapmak bu gibi unsurlar yasaktır. Bugün ben sizi artık Marmaris'i arkada bıraktık. Marmaris'ten aldım. Gökova'ya götürüyorum. Gökova ilçesine. Yani Akdeniz'den aldım, Ege'ye götürüyorum aslında. Şimdi Akdeniz'den aldım, Ege'ye götürüyorum derken Datça Yarımadası şöyle bir kafanızda canlandırın. Datça Yarımadası böyle ok gibi Akdeniz'de Ege'yi birbirinden ayırıyor. Normalde resmi haritalarda sınırına baktığınızda Dalaman Çayı'nın ağzında buluşuyor. Muğla'yı neredeyse Ege bölgesi tamamıyla içine alıyor. Ama burada yaşayan insanlar için yüzlerce yıldır. Datça Yarımadası'nın kendisi doğal sınırıdır. Ege ile Akdeniz arasında farklar vardır. Gerçekten de Datça Yarımadası'nın güneyi yani Marmaris açıkları Akdeniz etkisi gösterir. Mesela birinci fark, serinliği. Akdeniz bölgesinde 29-30 dereceye kadar çıkar su sıcaklığı. Ege Denizi'nde ise 25-26 dereceleri görür. Arasında her zaman 4-5 derece fark bulunur. Ege Denizi daha serindir. İkinci farkı, tuzluluk oranı. %2.6'dır Ege Denizi'nde tuzluluk oranı ortalama. %2.8'den başlar Akdeniz'de. %3'ün de üzerine çıkar. Akdeniz daha tuzludur. Antalya, Mersin civarında üzerinde denizden çıkarsanız üzerinde çok tuz kalır, insanı rahatsız eder. Duş alma ihtiyacı duyarsınız. Ama Ege Denizi'nde denizden çıktığınızda daha rahat tuzlu suyla bekleyebilirsiniz. Yöremizde biz denizden çıktığımızda duş almayız. Tuzlu suyu cildimizde bekletiriz. Akşam yatağa girene kadar, hatta yatakta değil de dışarıda hamaklarda yatacaksak hiç duş almayız. Tuzlu su cildimizde gün boyunca, hatta ertesi güne kadar bekler. Çok şükür yöremizde de insan az, doğa temiz. Yani doğanın çok olduğu noktalarda insan, yani doğa kendi özelliğini, temiz özelliğini korumaya yani vakıf oluyor. Şöyle söyleyeyim, bugün Gökova Körfezi'nde yolculuğumuza çıkacağız tekneyle. Türkiye'nin en büyük körfezi. Akyaka'dan çıkacağız, 1500-2000 civarı nüfusu var. Körfeze ismini vermiş olan Gökova ilçesinin merkezi dağlardan tarafta. Denizin kenarında değil. Bodrum ve Datça Yarımadası arasında kocaman körfez. Bodrum merkez açık denize, Ege'ye doğru bakıyor. Datça ve Marmaris merkez Yarımada'nın güneyinde, Gökova Körfezi'ne bakmıyor. Koca Körfezi kat edeceğiz, saatlerce akşama kadar gezeceğiz. Göreceğimiz sadece birkaç tane ev, köy evi. Onun haricinde büyük yerleşim Koca Körfezi'nin etrafında yok. Beraber böyle güzel bakir bölgelerde günümüzü geçireceğiz. Yavaş yavaş Taşan'a geldik bu arada. Taşan'a ismini vermiş olan küçük bir halımız var burada. Şimdi göstereceğim sağ tarafta.
taştan yapılmış bir han. O yüzden zaten taş han.